Değerli izleyicilerimiz, gerek ana vatanımız Türkiye'mizden, gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Emekli TV'ye hoş geldiniz. Avrupa'nın ortasında büyük bir insanlık dramı yaşanıyor. Bildiğiniz üzere Rusya Ukrayna'yı çok ağır bir şekilde vuruyor. Ukrayna ise çareyi başta Almanya olmak üzere Avrupa ülkelerinde arıyor. Ukrayna'nın devlet başkanı Zelenski federal mecliste, Almanya Federal Meclisi'ne görüntülü olarak bağlandı ve bir konuşma yaptı. Şunları söyledi Zelenski, bakın çok düşündürücü ve Almanya'nın içinde bulunduğu acziyeti, Almanya'nın ikiyüzlü siyasetini ortaya çıkarttı. Bakın neler söylüyor. Hepiniz farkında olmayabilirsiniz ama yine bir duvarın arkasındayız. Berlin duvarının arkasında değil, Avrupa'nın ortasında bir duvar. Ve bu duvar Ukrayna'da topraklarımıza düşen her bomba ve verilmeyen her kararla daha da güçleniyor. Size dönüyorum sevgili Şansölye Scholz. Bu duvarı yıkın. Almanya'ya Almanya'nın hak ettiği liderliği verin. Böylece torunların seninle gurur duyacak. Barışı destekleyin, Ukrayna'yı destekleyin dedi. Şimdi Zelenski aslında şunu söylüyor. Diyor ki, bak Rusya Avrupa'nın ortasına geldi. Tıpkı Berlin duvarı gibi bir duvarı kuracak. Rusya ile siz komşu olacaksınız eğer bize yardım etmezseniz diyor. Scholz'a da diyor ki liderliğini yap, laf kalabalığı yapma. Silah vereceksen silah ver, füze vereceksen ver, ne veriyorsan ver, bize yardım et, laf kalabalığı yapma diyor. Türkçesi bu. Bakın açık net. Bu bize neyi gösteriyor biliyor musunuz? Almanya, Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre, Danimarka, Finlandiya gibi ülkelerin aslında ikiyüzlü siyasetinden başka bir şey değil arkadaşlar. Tabloya bakıyoruz. Bütün siyasetçiler çıkıp Avrupa'da şöyle olmalı, böyle olmalı, şuna yardım edeceğiz, buna yardım edeceğiz derken Rusya ilerlemeye devam ediyor. Zaten 24 saatin içerisinde Rus askerleri füzeleri Ukrayna'nın başkenti Kiev'in tam orta noktasına attı. Şimdi Almanya Başbakanı, İşte Fransa Cumhurbaşkanı vesaire onlar bunlar arkadaşlar. Hepsi çıkıp kınama yapıyorlar. Kınıyoruz diyorlar. Neyi kınıyorsun kardeşim sen? İnsanlar ölmeye devam ediyor. İşin enteresan tarafı bugüne kadar Ukrayna'ya adeta gaz veren de yani gazdan kastım şu Rusya'ya kafa tut, Rusya'ya şunu yap, biz seninle beraberiz diyenler de yine bu Avrupa Birliği ülkeleri. Sonuç tam bir hüsran. Şu anda Zelenski Ukrayna'nın devlet başkanı yarı yolda bırakıldı. Adamı koskoca Rusya'nın önüne yem olarak attılar. Amerika diyor ben asker göndermem diyor. Almanya yok diyor ben asker gönderemem. Sana silah vereceğim diyor. Füze vermişler arkadaşlar. Füzelerin yarısından çoğu eski kullanılamayacak halde. Nerede çar çöp silah tank tüfek var diyorlar ki biz size, sana veriyoruz diyorlar. Rusya füzeyi bir gönderiyor. Hava savunma sistemi yok. Ukraynalıların başına düşüyor. Bir de Avrupa'nın arkadaşlar bakın Avrupa'nın her noktasında görüyorum. Ukrayna için yardım kampanyaları yapıyorlar. O otomatlarda bile bu plastik şişeleri içine attığımız otomatlarda bile diyor ki şu kadar plastik şişe at Ukrayna'ya yardım et diyor falan. Vay anasını be Almanya, Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre. Ne kadar yardımsever ülkelermiş. Yani gözlerim yaşarıyor. Her noktada internete giriyorum Ukrayna'ya yardım. Bir yere gidiyorum Ukrayna'ya yardım, 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 yardım. E o zaman ben de diyorum ki niye kardeşim Filistin'de, Suriye'de, Irak'ta, Yemen'de, Orta Doğu coğrafyasında her gün yüzlerce insan ölmeye devam ediyor. Niye bir tanesi için bir tane yardım kampanyası yapmadınız? Niye? Ben söyleyeyim arkadaşlar. Bunlar ikiyüzlü, utanma, arlanma nedir bilmeyen, bana dokunmayan yılan bin yaşasın diyen siyasetçiler. Halka bir şey söylemiyorum. Halk zaten siyasetçi ne anlatırsa, medya ne verirse ona inanıyor.
Sürü psikolojisi. Biri bir şey söylüyor, peşinden gidiyorlar. Niye kardeşim siz bu Orta Doğu coğrafyasında her yeri kan gölüne çevirdiniz? Şu anda Ege Denizi'nde, Akdeniz'de mülteci olarak Avrupa topraklarına gelmek isteyen insanlar her gün ölüyor Afrika'dan. Orta Asya'dan, oradan, buradan insanlar bir şekilde kendilerini Avrupa'ya atmaya çalışıyorlar. Niye yardım etmiyorsunuz? Yunanistan, Ege Denizi'nde, Akdeniz'de, İspanya, İtalya, Fransa her gün mültecilerin ölümüne neden oluyor. Niye bu insanlara yardım etmiyorsunuz? Tabii ki Ukraynalılara da yardım edin. Bunda problem yok. Çoluk çocuk savaşın altında bu karda, kışta herkes evinde sıcak yatağında yatıyor. İnsanlar yollara düşmüşler. Allah kimsenin başına vermesin. Bu başka bir şey. Aynı hassasiyeti neden başkaları için göstermiyorsunuz? Zelenski söylüyor. Siz yalancısınız diyor. Zelenski yine söylüyor. Rusya geliyor diyor. Sadece benim kapıma gelmedi diyor. Yarın öbürsü gün senin de kapına gelecek diyor. Tablo bu. Bakıyoruz. Almanya Başbakanı Scholz çıkmış. Şu yardımı yaptık. Rusya ile görüştük. Bunu yaptık. Sonuç. Sonuç ne? Sonuç. Rusya seni dinliyor mu? Avrupa'nın tamamını Rusya adeta şamar oğlanına çevirdi. Rusya'ya diyor ki, kardeşim diyor, karışmayın ben ilerlerim diyor. Rusya diyor ki, eğer bir tane diyor füze gelsin diyor, Avrupa'nın tamamını yakarım yıkarım diyor. Nerede bu Avrupa? Hani nerede koskoca Avrupa? Neredesin Almanya, Fransa? Neredesin? Arkadaşlar, Rusya'nın hiç kimseden korkusu falan yok. Rusya'daki sorun şu anda. Ekonomik ambargo nedeniyle insanlar perişan vaziyete düşecekler. Bu belli. Bundan kaçış yok. Onun dışında Ukrayna'nın orta noktasına geldiler şimdi Ruslar. Kendi bayraklarını çekiyorlar. Bu kadar basit. Zelenski, sen Avrupa'ya güvenirsen, bu Avrupalıların ipiyle kuyuya inersen o kuyuda boğulursun. Bak boğulursun. İşte Avrupa. Al sana Avrupa. Avrupa'nın bu. Avrupa'nın siyaseti şu. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın. Niye? Hadi Rusya'ya karşı gelsenize. Hadi bekliyoruz. Sizin yapacağınız tek bir şey var. Ukrayna'ya yarın öbürsü gün diyecekler ki ya şu topraklarını versen Rusya'ya bir şey olmaz der. Ver. Yoksa baksana bu adamlar buraya bize de gelecekler diyecek. Eğer Rusya Ukrayna'nın batı bölgelerini yani Avrupa'ya yakın bölgelerini vurmasaydı bu Almanya, Fransa falan var ya arkadaşlar hiçbiri kılını yine kıpırdatmayacaktı. Yine kıpırdatamıyorlar da baktılar ki Rusya ülkenin tamamını kuşatıyor. İşgal altına almış vaziyette. Korktular ikinci durak olarak Avrupa Birliği topraklarına girecek diye. Evet tablo bu arkadaşlar. Sizler bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz çok merak ediyorum. Lütfen videonun altındaki yorum bölümüne yazarak bizlere iletin. Bunun yanı sıra gündeme getirilmesini istediğiniz konular varsa kanalımızın Facebook, Instagram, Twitter hesabından yine bana ulaşabilirsiniz. Bu platformlardan görüşlerinizi benimle paylaşabilirsiniz. Bakalım önümüzdeki günlerde daha neler olacak. Evet değerli izleyicilerimiz gerek ana vatanımız Türkiye'mizden gerekse de dünyanın pek çok noktasından beni izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Hoşça kalın.